İngiltere emlak piyasasında bir gayrimenkul satın aldığınızda aldığınız mülkün aslında kraliçeye ait olduğu ya da bir mülk aldığınızda kraliçeyle ortaklığa girmiş olduğunuz bilgisi tamamen bir hurafe. İngiltere de tıpkı Türkiye gibi feodal bir yapıdan geliyor. Oranın toprak sahipleri ağalar, seçkinler, topraklarının yüzyıllar önce ilk satışını gerçekleştirdiklerinde farklı bir yöntem izleyerek toprak sahipliğini mülk sahipliğinden ayrıştırmışlar. Bu şekilde toprak sahipliğinden ayrıştırılmış olan mülklerin tapusuna leasehold tapular denilir ve İngiltere emlak piyasasının %90-95'i bu tür leasehold tapulardan oluşur. İngiltere'de bir gayrimenkul yatırımı yapmak istediğinizde bir ürünün leasehold olması sizi bu alımı yapmaktan vazgeçirmemelidir. Dediğim gibi İngiltere piyasasının %90-95'i bu tür portföylerden oluşur ve tüm alıcılar ve tüm satıcılar da bu tür ürünlerle karşı karşıyadır. Dolayısıyla kimse bu durumda dezavantajlı değil. Bütün dünyadan İngiltere'de alım yapan emlak yatırımcıları da bunu bilirler. Dolayısıyla İngiltere'de yatırım yaparken alacağınız portföyün leasehold ya da freehold olması sizin karar sürecinizi etkilememelidir. Leasehold ürünlerde psikolojik bariyer 100 hatta 80 yıldır. Eğer alacağınız portföyün lease'i bu sürelerin altındaysa lease'in tamamlattırmasını talep edebilir. Belediyeye giderek rayiç bedel hesaplaması yaptırtarak bu lease'i orijinal süresine tamamlattırabilirsiniz. Dolayısıyla hiçbir mülk İngiltere'de kraliçeye ya da orijinal toprak sahibine geri dönüyordur diye bir şey yok. Yaptığınız yatırımlarda elinize verilen tapu gerçek manada tapunuzdur. Toprak sahipliğinden ayrı bir tapu olması aldığınız dairenin ya da evin ya da binanın size ait olmadığı anlamına gelmez. Ve dediğim gibi leasehold süresinin sonuna geldikçe de her zaman kanuni hak olarak siz ya da alıcınız bu süreyi orijinal lease süresine tekrar tamamlattırabilir. İngiltere'de gayrimenkul yatırımı yaparak kraliçeye ortak olabileceğiniz romantik fikrini belki bugün sonlandırdık. Ama en azından çok daha bilgili yatırımcılar olarak artık İngiltere'de yatırım yapabilirsiniz. Yatırım yapana kadar lütfen sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Çok daha bilgili yatırımcılar olarak yatırım aşamasına gelin. Lütfen bizimle iletişime geçin.